Merhaba, şu an Modern Sanat Müzesi'ndeyiz ve Moncuya'nın Kırmızı ve Mavili Kompozisyon No 2 adlı eserine bakmaktayız. Bu eserin tarihi 1929 ama tuvalde 1925 yazıyor. E bazen sanatçılar da hata yapabilirler. Özellikle de geriye dönüp önceden yaptıkları eserleri tarihlendiriyorlarsa. Bu anlaşılması bayağı güç bir resim. Aslında başlığında söylenen bir şey var. Bu doğrusal bir şekil. Burada bir dikdörtgen var. Ve beyaz, mavi, kırmızı, siyah renklerle boyanmış. Hepsi o kadar. Bu saf bir soyutlama. Bir önceki odadan buraya gelince inanılmaz bir değişim oluyor. Önceki odada Monet'in Nilüferler adlı eseri ve Bullard'ın Bonard'ın tabloları bulunmaktaydı. Ki bütün bu eserler naturalistik ve batı geleneğine uygun eserlerdir. Fakat buraya geldiğinizde gördüğünüz eserlerin hepsi modernist eserler. Hepsi düz ve sade. Sanki her şey farklı. Duvarların beyazı bile bir farklı gözüküyor. Çerçeveler varla yok arasında. Peki böyle bir resmin anlamına ulaşmak nasıl mümkün olur? Yani şöyle bir bakınca belli bir duyguya kapılabiliyor musunuz? Ya da sadece bakmak ve bir şeyler hissetmek yeterli mi? Yoksa sanatçının anlatmak istediğini gerçekten anlamalı mıyız? Belki de ikisi de. Bence Mondrian'ın daha önceki eserleri, yani analitik kübizme daha çok benzeyenler, şu an bakmakta olduğumuz eseri anlamamıza yardımcı oluyor. Çünkü Mondrian öncelikle çok düz bir şekilde doğayı taklit ederek başladı. Mondrian'ın en sonunda ulaştığı bu şekilleri, çizgileri anlamak için Öncelikle analitik kübizme ve objelerin tabanla aralarındaki ilişkiye bakarak başladığını hatırlamak faydalı olabilir. Daha sonraları bir şeklin o tabanla ilişkisi nasıl durduğu şekillerin arasındaki boşluklar daha baskın çıkıyor. Ve işte sonuç bu şahane görseller. Mesela şu çiçek açan elma ağaçları. Dalların arasından gözüken gökyüzünün aldığı fiziksel görüntüye ve bunun dalların kendisine göre daha baskın olmasına bir baksanıza. Figürlerin aralarında kalan boşluğun figürlerden daha yoğun olması sanırım Picasso'yla ve belki Cezanne'la başlayan bir akımdı. Yani aslında burada anlatılan elma ağacıyla alakalı değil de tuvalde neler olduğuyla alakalı. Kendisi buna neoklasizm demişti. Burada arındırılmış, indirgenmiş bir renk paleti görmekteyiz. Ana renkler ve siyahla beyaz var. Gerçi eğer dikkatle bakarsanız alt köşedeki dikdörtgende biraz grilik görebilirsiniz. Bu orijinalinde de böyle miydi bilmiyorum. Aslında tuvalet çok yakından baktığımızda Malevich'i anımsamamak elde değil. İnsan elde ettiği belli. Fırça darbelerini saklamaya çalışmamış. Ama çok ressamsı da olmamış. Fakat Andy Warhol'un yaptığı baskılara da benzemiyor. Evet bu bir insan tarafından yapılmış bir şey. Gelin bir de renk seçimlerine bakalım. Mesela neden ana renkler seçilmiş? Neden siyah kullanılmış? Bana sorarsanız bunun saflıkla ve sadelikle alakası var. Bence ressam basit, saf bir denge arayışında. Sanki kırmızı ve mavi o siyah çizgiler tarafından yerlerinde tutuluyormuş gibi duruyor. Adeta buzlu bir camın parçalarıymış gibi görünüyorlar. Ama biraz daha uzun süre baktığınızda daha karmaşık şeyler oluşmaya başlıyor ve mavi biraz daha ön plana çıkıyor. Kırmızı da biraz daha geri planda kalıyor. Bence burada inanılmaz bir uyumluluk söz konusu. Sadece sağ ve solun orantısı açısından demiyorum. Dikey ve yatay olarak bir denge, bir uyum olduğu kadar bence derinlik algısını oluşturan öğelerde de bir uyum var. Fark ettiyseniz siyah daha çok geri planda tutulmuş gibi. Ya da bu renklerin üzerinde durduğu bir taban gibi de görünebilir. Gerçi o renkler sadece yüzeysel birer alandan ibaret olmayı reddediyorlar. Mesela kırmızı. Sanki tek yüzeyli bir yoğunluğu var gibi değil de üç boyutlu bir derinliği var gibi. Bu oldukça ilginç. Çünkü örneğin Matisse baktığımızda kırmızı genelde öne çıkandır. Burada ise derine doğru gidiyor. Tam derinleşiyor diyemeyiz belki ama kesinlikle bir belirsizlik var. Peki size bir soru. Mondrian bu resmi yaptığı 1925 29 yıllarında neden saflıkla ve dengeyle bu kadar ilgileniyordu? Hadi gelin bir düşünelim. 1920'lerde dünyada neler oluyordu? Hollandalı bir sanatçıdan bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı yeni bitmiş, Avrupa mahvolmuş durumda. O dönemde özellikle sanatın dünyaya denge ve düzen getirebileceği yönünde ütopik bir görüş vardı. Yani sanatın geleceği daha güzel şekilde inşa edebileceğine inanılıyordu. Çevremizde, mimarimizde, resimlerimizde denge ve uyum yakalarsak hayatta ve politikada da bunun devam edebileceği düşünülüyordu. Belki de bu mümkündür. Fakat gerçekleşeceğinin zor olduğu açık. Aslında bu bir nevi kahramanlık düşüncesi gibi. Belki bize bugün baktığımızda biraz daha uzak bir düşünce gibi geliyor. Ama o zamanlarda da hikayenin yani bu dönüşümün kahramanının sanatçı olması kulağa epey garip geliyordu. Bana soracak olursanız bu ütopik düşüncenin peşinden koşan Moncia'nın sadece birinci değil, ikinci dünya savaşının da bir kısmını yaşamış olması oldukça ironik bir durum.